Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok zarif oldu. Arkadaşlar hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sürpriz bir kargo açacağım. Kargomun içindekileri size teker teker tanıtacağım. Hatta beraber deneyeceğiz bile. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu kargom beni o kadar çok sevindiren bir kargom ki uzun zamandır bu tarz bir kargo ya da daha önce bu tarz bir kargo hiç sipariş etmemiştim. Ve yani bu ilk olacak. Sizlerle beraber açacağız. Kutuyu inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyecek olan arkadaşlarıma şimdiden hepsine öpücüklerimi yolluyorum. Videoya geçmeden bir like'ınızı alırım. Hadi o zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Hemen açacağım. Gerçekten çok ama çok heyecanlıyım. Bu kargoyu böyle size açmak için o kadar sabırsızlanıyordum ki gerçekten artık rüyama girdi yani. O yüzden çok heyecanlıyım. Hemen açmaya başlayacağım. Ve kargomun içinden kargo çıktı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Aslında arkada şu anda bir izleyicim de var. Sandalyede oturup beni izliyor. Tabii ki de kendisi kedim Lavinia. Birazdan zaten büyük ihtimalle görünce dayanamayacak. O da gelecek. Evet, şimdi iki tane burada kargom çıktı. Tahminlerinizi hemen yorumlara alabilirim bile. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle burada ne var? Evet, Lavinia hoş geldin. Burada ne var? Bir adet UV LED ışık lambası. Ve tabii ki de bu UV LED ışık lambası ne için kullanılıyor? Tırnak ve jel kurutmak için. Videomun geri kalanında sizlere şu paketten de detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ama bu videoda açtığım ürünler Tırnak Manya, Selin ablamın ürünleri. Buradan da bana gönderdiği için öpücüklerimi yolluyorum kendisine. Hemen şimdi açalım. Çok heyecanlıyım çünkü. Bu gerçekten güzel bir UV lamba. Ve fiyatları da gayet iyi. 48 voltluk bir UV ışık lambası. Bence gayet güzel. Hatta çok 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 güzel. Hemen sizlerle beraber açalım bir makineye daha bakalım. Bunu zaten ileriki zamanlarda kullanılmanı, faydalarını hepsini göstereceğim. Beraber inceleyeceğiz. Gerçekten çok güzel. Uzun süredir hayalini kurduğum bir şeydi bu benim. Tırnaklarımla ilgilenmeyi o kadar çok seviyorum ki. Yani ne kadar mesela saçıma, yüzüme falan önem veriyorsam, tırnaklarıma da bir o kadar çok önem veriyorum. Ve gördüğünüz gibi UV ışığım. Çok mutluyum bunun için. Bu demiştim sanırım ama 48 voltluk bir lamba. Yani gayet iyi ve kullanışlı bir volt bu. Şimdi isterseniz bu paketime geçelim. Bu paketim için çok heyecanlıyım. Çünkü bu pakette sürpriz şeyler var. Açıp bahsedeceğim. Hemen açıyorum. Çok heyecanlıyım çünkü. Arkadaşlar benim gibi böyle bunların hastası olanlar yoruma yazsın. Çok seviyorum. Kırtasiye malzemesi olsun. Böyle rengarenk şeyler olsun. Bana gerçekten yeter. Şimdi bir de şundan bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Solid Gel Set diye bir ürün var. Ve aslında şu anda yurt dışında çok meşhur. Sürekli karşıma çıkıyordu zaten internette de. Ve bu şu anda Türkiye'de ilk, sadece Selin ablamın sitesinde var. Dediğim gibi açıklamadan da bulabilirsiniz siteyi. Tırnakları tipslerinin şeklini ben küt seçtim. İstediğiniz sanırım seçebiliyorsunuz setin içinde. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Ve boyutları, hani biliyorsunuz ki mesela meşhur kozmetikçilere gittiğinizde kocaman böyle tırnak bile oluyor yüzlü setin içinde. Ama bunun en büyüğü benim baş parmağım oluyor. Ben size öyle diyeyim yani. O yüzden çok güzel. Burada da solid nail tips jel var arkadaşlar. Ben renkli olanını tercih ettim. Renklisi de var. Her rengi de var. Sette şeffaf olan da bulunuyor arkadaşlar. Hatta şu ulaşımı da alayım önüme. Hepsini detaylı görebilin diye. Yüzlü bir takma tırnak seti bu. Çok kullanışlı. Ben renkli bir tane işte solid gel seçtim. Bu nasıl oluyor? Hemen kısaca size bir bahsedeyim. Bu bir jel aslında. Ama bunu tırnağınızın altına sürüyorsunuz. Bu takma tırnakların, tipslerin altına sürüyorsunuz. Daha sonra takma tırnağı üzerinden bastırıyorsunuz. Ve UV lambanızda kurutuyorsunuz. O gerçekten çok sağlam oluyor. Hani normal yapıştırıcılardan kat kat daha iyi. Ve daha güzel diye düşünüyorum. Tırnağınıza daha az zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden yan kullanabilirsiniz. Bence gayet mantıklı. Zaten o yüzden hemen görür görmez dedim ki ya bu bende olmalı. Şimdi hemen devam edelim sizlerle beraber. Burada böyle bir Born Pretty'nin ojesi var. Bu stamp ojesi. Umarım görüyorsunuzdur şu anda. Şöyle göstereyim. Gümüş renkte. Stamp ojesi ne Tuana? Stamp ne? Hemen bahsedeyim. Çıkartalım ürünlerimi de. Bir yandan çok mutluyum.
Stamp dediğimiz alet budur arkadaşlar. Sizlere açacağım. Bu videoda yanıma makas aldım. Hazırlıklıyım yani. Şöyle açalım paketimizi. Stamp dediğimiz şey bu. Zaten biliyorsunuzdur bunu. Böyle French falan yapılıyor üzerinde. Silikon bir şey. Ve gerçekten yani şu an fark ediyorum ki bu çok yumuş yumuş çok güzel bir şey. Ben bununla oynayabilirim. Çok tatlı çünkü. İçinde böyle stamp kalıpları çıkıyor stampin. Hatta çok güzeller. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Böyle mandala gibi desenler var. Bu da böyle daha doğal bir gördüğünüz gibi set stamp şeyi. Şimdi hemen devam edelim. Stamp demişken stamp ile alakalı bir şey daha var. Bu da bir adet stamp baskısı. Bunun üzerinde de desenler var. Şöyle göstereyim. Stamp projesini bunun üzerine sürüyorsunuz. Daha sonra şu stamp ile üzerine bastırıyorsunuz. Oradan da tırnağınızı aktarıyorsunuz. Ve size evde çok kolay bir nail art fikri oluyor. Bence çok tatlı. Bu arada bunun üzerine kelebek var, ay var, kalp var. Çok tatlı hayvanlı bir stamp var bende. Bunun tabii bir sürü daha çeşidi var. İncelerseniz bulabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Burada bir adet tırnak ölçüsü var. Tırnak ölçüsü de mi bu? Sanırım öyle. Yani yanlışsam doğrusunu yazın. Bu böyle tırnak ölçüsü. Bunu böyle tırnağınıza koyuyorsunuz. Üzerine de bunun jel kullanıyorsunuz. Jelini de hemen size göstereyim. Jeli de bu arkadaşlar. Bunun adı Boulder Jel diye geçiyor. Bu kalıpla bu jeli kullanıyorsunuz. Ben böyle beyaz, daha opak bir beyaz seçtim. Bir sürü renk seçeneği var. Nude'dan tutun pembeye, lilaya kadar. Ben bunu tercih ettim. Bir sürü jel var biliyorsunuz normalde. İşte poli jel, akrilik jel. Ama tabii ki de en kolayı bence bana bu geldiği için bunu tercih ettim. Şimdi hemen devam ediyorum. Bir sürü malzemeler var yani. Base kotundan tutun top kotuna kadar normalde bir sürü şey kullanmanız gerekiyor. Tabii ki ben kolay kaçtım. Base kot var burada da bir tane. Born Pred'in yine. Bu base kotu da bu jelden önce tırnağınıza kullanıyorsunuz ki jel tırnağınızın üzerine yapışsın ve daha sağlam muhafaza olsun diye. Sonra burada bir tane törpümüz var. Gördüğünüz gibi böyle bir törpü. Açayım bunu. Bu törpüler işte gratisten falan aldığımız törpüler gibi olmuyor. Tabii ki daha profesyoneller. Ve yani hemen eriyip bitmiyorlar. O yüzden güzel bir şey. Çünkü ben tırnaklarımı sürekli törpülüyorum. Ve şu anda tırnaklarım gördüğünüz gibi orijinal tırnaklarım bunlar benim. Uzunluğunu görüyorsunuz. Şimdi gelelim bu kalan parçalara. Şöyle bir tane fırçamız var. Fırça kalem. Aslında bunu hemen göstereyim sizlere. Bu jel için kullanılıyor. Bakın şöyle. Bunu her jel için kullanabilirsiniz. Arkasında da böyle bir tane metal bir itme yeri var. Burada da tabii ki nail artların olmazsa olmazı. Bu ne bir pen ama ne peni unuttum şu anda. Böyle uçları bunların bir sürü boyutta topçuklar var görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunlarla arkadaşlar işte kalptir vesairedir, gülen yüzdür. Her şeyi daha kolay yapabiliyorsunuz. O yüzden bunu almak istedim. Çünkü böyle şeyler bana lazım oluyor genelde. Hep abizik abizik şeyler yaptığım için tırnaklarımın üzerine. Bu tarz profesyonel bir set bana lazımdı. Boğazıma tükürük kaçtı. Son olarak da gördüğünüz gibi parıltılı taşlar var. Son zamanlarda bu parıltılı taşlarla Kylie Nails yapıyorlar biliyorsunuz ki. Belki onu da sizlerle beraber denerim arkadaşlar. Birlikte tırnak yapmamızı istiyorsanız solid jel setiyle veyahut da bu boulder jelle yorumları sizi bekliyorum. Jel tırnaklar ve yapımı için eğer isterseniz ayrı bir video çekeceğim sizlere. Fakat bugün böyle ufaktan aslında bir nail art canım yapmak istiyorum. Arkadaşlar ojemin jelatinini açtım. Bu arada bu rengin ismi Timefly'miş. Yani eğer almak isterseniz bu rengi şöyle göstereyim sizlere. Video çok uzayacağı için bu videoyu jel tırnağı ve tayla sıkıştıramayacağım. Daha sonra sizlere bu işte solid jelle ya da boulder jelle hangisinden istiyorsanız detaylı ve daha ayrıntılı açıklayıcı bir video çekmek isterim. Şimdi sizlere bir tane nail art yapacağım. Ve stamp ojesiyle ve stample bir tane tırnağıma French deneyeceğim. Video çok uzamasını istemiyorum ama sizlere de böyle bir şey göstermeden videoyu kapatmak isterdim. Umarım doğru yaparım.
Umarım doğru yaparım. İnşallah arkadaşlar. Şimdi French biliyorsunuz ki bu çok meşhur olmuştu. Sosyal medyada. Şimdi ojemizi stampin üzerine sürdük. Bu stamp projesi zaten. Allah'ım inşallah güzel olur. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu böyle... Arkadaşlar size bir şey mi? Gerçekten oluyor. Gerçekten oluyor. Eğer gerçekten düzgün yapabilirseniz ve tırnağınız kütse aşırı güzel şeyler çıkabilir. Benim tırnağım oval en son törpüledim. Ama ona rağmen bakar mısınız yani ucu sivri olmasına rağmen bile bence gayet iyi French yaptı. Ve bu arada Gümüş Hoca ile de French çok güzel oluyormuş. Bunu da deneyimlemiş olduk sizlerle beraber. Stampin üzerinde zaten oje kalmıyor. Ve bunun üzerinde sanırım zaten normal oje de kullanabiliyorsunuz stamp ojesinin yanında. Stamp ojesi özellikle şu baskılar için vesaire yani. Onu da söylemeden edemeyim. Evet gördüğünüz gibi French de böyle oldu. Ve şimdi de bir tane şu penlerle deneyelim. Küçük bir tane böyle ayıcık yapmayı deneyeceğim. İnşallah yapabilirim. Kendime güveniyorum. Ama normal oje şu anda yanında yok. O yüzden stamp ojesiyle yapacağım. Hemen bakalım deneyelim. İnşallah güzel olacağını düşünüyorum ben. Stamp ojesine bandırıyoruz. Daha sonra hangi tırnağımı yapsam şu tırnağımı yapayım. Ay bu arada gerçekten buna aşırı zarif şeyler yapılır. Haberiniz olsun. Normalde eskiden tel tokayla yapıyordum. Çünkü böyle bir şeyim yoktu. Ama gerçekten farkı varmış yani arkadaşlar. Buradan da bunu anlamış olduk. İnanmıyorum. Küçücük oluyor ve gerçekten bununla böyle profesyonel gibi gözüken nail artlar çok rahat yaparsınız. Hemen size göstermek istiyorum ama yakın çekim. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok zarif oldu. Nasıl yaptığımı gördünüz. Gayet acemi bir şekilde yaptım. Ya ben gerçekten bayıldım. Gerçekten bayıldım. Hani yapamıyor bile olsanız bununla aşırı profesyonel duran tırnaklar Ya çıkartabilirsiniz. çok güzel oldu bence. Ben gerçekten çok memnunum eşyalarımdan. Siz de mutlaka siteye bakmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.